Efendim, en önemli ihracat ürünlerimizden bir tanesi. Yurt dışından almıyoruz, yurt dışında satıyoruz. Hatta eksiğimiz var. Bilyalı İzmir kekiği. Mis gibi, kullanımı da ne kadar fazla değil mi? Üstelik de dünya kadar tıbbi özelliği var. Çok önemli bir tıbbi itri bitki, çok önemli bir baharat bitkisi. Nasıl mı yetişiyor? Tohumdan. Tohumlarını fide yapıyoruz. Fideliğimize ekimini gerçekleştiriyoruz. Üzerine ince bir de kapak atıyoruz. Ondan sonra fideler ilk önce iki yaprak çıkarıyorlar. Onlar yalancı yapraklar, itibar etmiyoruz. Gerçek yapraklar 4 ila 6 tane olduğu zaman şaşırtmayı yapıyoruz. Genellikle biz çıplak köklü fide olarak gelebilir, tarlamızı o şekilde dikebiliriz. Ya da küplerde gelebilir, viyollerde gelebilir. Dikimini hemen yapıyoruz. Sıra üzerine dikim yapacağız. Sıra üzerine ne kadar sık dikim yaparsak çapa işçiliğimiz o kadar azalır, otu boğar. Kekik, bunun bir ismi de zahter olarak geçer. Ülkemizin her bölgesinde yetişir ve birçok çeşidi vardır. Yani en fazla yetişen bitkilerden bir tanesidir. Çok kuvvetli bir antibiyotiktir. Artı kan şekerini düşürmeye, adet zorluğuna, soğuk algınlığına, gribe karşı kullanılan çok şifalı bitkilerden bir tanesidir. Ayrıyeten ağız kokusunu da alır. Yemeklerde çeşni olarak da kullanılabilir. İştah açıcı özelliği vardır. Tenya ve şerit gibi parazitleri de dökmek için de kullanılabilir. Çok kuvvetli bir antibiyotiktir. Bunu da kaynar suyun içerisine koyarız. Bir iki dakika kaynadıktan sonra tekrar üzerine kaynar su doldurulur. Bu da 5-6 dakika kadar bekledikten sonra süzülür. Çay gibi içilir.